Merhaba arkadaşlar. 5. ünitede İslam'ın yasakladığı, İslam dinine göre kötü alışkanlıklar dediğimiz haramlardan biraz bahsedeceğiz. Tabii bunların hepsi haram değil, bir kısmı mekruh olan şeyler, kullanılan şeyler. Birincisi alkollü içki ve uyuşturucu madde kullanmak. Bunlar İslam dinine göre haram olan, yasaklanmış, kesinlikle yasaklanmış olan işlerdir. Özellikle alkollü içki ve uyuşturucu maddeler aklı giderdiği için ki İslam dini 5 tane temel ögeyi, maddeyi korumayı hedef almıştır. Aklı korumayı, malı korumayı, canı korumayı, nesli korumayı, dini korumayı hedefler. Dolayısıyla akla zarar veren her şey, aklı gideren her şey haramdır. Kur'an-ı Kerim'de ayet-i kerimede kendi elinizle kendinizi tehlikeye atmayınız ayet-i kerimesi var. Bu ayet-i kerimede insanlar kendi elleriyle yaptıkları efendim bütün kötü davranışlardan uyarılmaktadır. İkinci bir husus, içki bütün kötülüklerin anasıdır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki içki bütün kötülüklerin anasıdır. Yani doğurgandır. Hafif gözükmekle birlikte içki efendime söyleyeyim, haramların içerisinde en hafif gibi gözükse de aslında doğurganlığı neticesinde çok büyük kötülüklere sebebiyet verebilir. Uyuşturucu kullanmak ise son zamanlarda biliyorsunuz çok yaygınlaşmış, haberlerde izlediğimiz kadarıyla uyuşturucu madde kullanımı gitgide fazlalaşmaktadır. Bu da önlem alınması, aile tarafından, devlet tarafından, kişi tarafından, çevre medya tarafından ayarlanması ve korunması gerekli, nesnelerimiz korunması gerekli en önemli kötü alışkanlıklardandır. Anayasanın 58. maddesinde de devlet gençleri alkol düşkünlüğünden, uyuşturucu maddelerden, suçluluk, kumar, benzeri kötü alışkanlıklardan ve cehaletten korumak için gerekli tedbirleri alır ibaresi geçmektedir. Arkadaşlar içki ve uyuşturucu maddelerde insanların bazen kendi kendini kandırması söz konusu. Ben az içiyorum, işte az sarhoş olmuyorum falan gibi. İslam dini böyle kişiye özel haramlar yapmaz. Yani bir şey çoğu haramsa azı da haramdır. Yani bir şeyin çoğu haramsa azı da haramdır. Yani şöyle diyemeyiz, ben az hırsızlık yapıyorum veya ben az adam öldürüyorum, senede bir tane adam öldürüyorum, az öldürüyorum. Böyle bir şey olamaz. Ya da işte akşamdan akşama bir kadeh içiyorum, bu da olmaz. Çoğu sarhoş edenin, çoğu haram olanın azı da haramdır. Dünya Sağlık Örgütü'nde arkadaşlar alkol ve uyuşturucu biraz bahsettik. Bir de sigara var ki içlerinde en masum gibi gözüken. Dünya Sağlık Örgütü istatistiklerine göre dünyada ölüme yol açan nedenler arasında sigara birinci sırada gelmektedir. Sigarada birçok tehlikeli maddeler var. Özellikle nikotin, katran ve egzoz gazının, arabalardan çıkan egzoz gazının, işte karbonmonoksit diyorlar buna, karbonmonoksit gazı bile sigarada mevcut arkadaşlar. Özellikle sigara sinsi bir şekilde bağımlı yapmaktadır. İçki ve uyuşturucu kullanmak serbest değil, bu kadar rahat değil. En azından birisinde toplumsal bir baskı, öbürkünde zaten yasaklayıcı bir unsur var. Sigara rahatlıkla alınıp satılabilen bir şey olduğu için daha çabuk ulaşılmakta ve daha çok bağımlı olunmaktadır. Çocuklarımızı, gençlerimizi bunlardan korumalıyız. Sigaranın zararları hakkında damar sertliği, kalp hastalıkları, ağız ve boğaz kanserleri, kanseri gibi birçok hepinizin bildiği şeyler söz konusudur. Bunlardan uzak duruyoruz. İslam dinine göre alkol ilişkiler ve uyuşturucular sigarada dolaylı olarak haramdır diyebiliriz. İkincisi kumar oynamak arkadaşlar. İslam dinine göre yasaklanmış. Birincisi aklı giderici unsurlarda, ikincisi malın kaybına sebebiyet veren önemli bir haram. Bugün bazen çok yaygın bir şekilde kumarın olduğunu görebilmekteyiz. Hatta spor müsabakaları olsun, bahislerde olsun, bunlar çok rahat gençlerimizin kumarı oynadığını görmekteyiz. Bu da ey iman edenler, mallarınızı aranızda haksızlıkla yemeyin ayetine aykırıdır. Ayrıca kumar ve fal okları şeytan işi pisliklerdir ayet-i kerimesi de kumarı bize yasaklayan en önemli delillerdendir. Kumarda insan kaybettikçe
hırs yapar, kazanmak ister. Kazandıkça da yine hırs yapar, daha çok kazanmak ister. Dolayısıyla evinin geçimini zor sağlayan bir annenin, bir babanın, aile fertlerinin, onları giyim kuşama, yiyeceğe, efendime söyleyeyim okul araç gereçlerine vereceği yerde, zorunlu ihtiyaçlar yerine kumara yatırması dinen de haram ve yasaktır. Evet, burada birkaç tane madde var, onları söyleyelim. Kumar borçlanmaya neden olur. Kumar çalışarak kazanmak yerine tembelliği ve hileyi teşvik eder. Kumar kin ve düşmanlık tohumlarına sebep olur. Kumar oynayanların ruh sağlığını bozar gibi birçok şeyi saymakla mümkündür arkadaşlar. Üçüncü olarak kötü alışkanlıklar nasıl başlıyor? Arkadaşlar, kötü alışkanlıklar genelde merak, özenti, arkadaş çevresi, gruba katılma, gruptan dışlanmama gibi bir takım sebeplerden dolayı insanlar alışkanlığa bulaşıyorlar. Sigara özellikle, herkesin muhakkak hayatında bir sigara uzatan arkadaşı olmuştur. O da almıştır, yakmıştır, dışlanmayayım diye. Halbuki işte o ilk sigarayı içmemek, o ilk işte ne bileyim kadehi içmemek, o ilk uyuşturucuyu almamak, o çok önemli. Bir defadan bir şey olmaz. Efendim ben iradeliyim, irademe sahip olurum şeklinde bir takım düşünceler maalesef bizde, hepimizde bu yaygın. Maalesef yaygın. Bu konuda bulaşanlar, efendime söyleyeyim, bu maddelere müptela olan kişiler gerekli kurumlardan yardım alabilirler. Aile içerisinde, özellikle aile içerisindeki huzursuzluklar, sevgi yoksunluğu, içki, kumar, uyuşturucu müptelalığı, en sonunda sigara ve işte, daha kötü alışkanlıklara sebebiyet vermekte ve başlamasına sebep olmaktadır. Dördüncüsü, kötü alışkanlıklardan nasıl korunalım? Arkadaşlar, kötü alışkanlıklardan korunmanın en önemli görevlerinden bir tanesi bireyin kendisine düşüyor, artı aileye ve devlete bazı görevler düşüyor. Seçerken arkadaşlarımızı dikkatli davranmalıyız, özenle seçmeliyiz. Kötü arkadaşlardan, kötülüğe bulaşmış arkadaşlardan bir uzak durmalıyız. Tabii kötü derken biz kişiye, kötü alışkanlıkları olan kişiye kötü demiyoruz. Yaptığı iş kötüdür, kullandığı iş kötüdür dersek, o yaklaşımda bulunursak bu müptela olan, bulaşmış olan, bu maddeleri kullanan kişiler de kişileri de daha çok topluma, daha çabuk topluma kazandırmış olabiliriz. Aileler çocukları küçük yaştan itibaren iyi bir eğitim vermeli. Aileler çocukların yanlarında bu maddeleri kullanmamalı. Kötü alışkanlıkları olan kişilerden, yerlerden uzak tutmalıyız öğrencilerimizi, çocuklarımızı. Televizyon, gazete ve dergi gibi kitle iletişim organlarında içki, kumar, sigara reklamları olmaması lazım. Bunlara eğer dikkat edersek tabii ki kötü alışkanlıklardan uzak durmuş oluruz. Kur'an-ı Kerim'de Allah'a ve ahiret gününe inananlar iyiliği emrederler, kötülükten alıkoyarlar, hayır işlerinde birbirleriyle yarışırlar, işte onlar iyi insanlardandır. Ve iyilik ve takva hususunda yardımlaşın, günah ve düşmanlık hususunda yardımlaşmayın. Yani kötü alışkanlıklar hususunda birbirinizle yardımlaşmayın. İyilik, güzellik ve hoşluk üzere birbirinizle davranın buyurmaktadır ayeti kerimede. Arkadaşlar, 5. ünitenin sonuna geldik. Hepinize TEOG sınavında başarılar diliyorum. Allah'a emanet olun.